Şuradaki şele bakar mısınız da? Küçücük de o bebiş. Küçücük. Şimdi şu arkada gördüğünüz yer crispy. Benim gelmek istediğim yer oraydı. Vardım ama maalesef ki orası KFC tarzında kova tavuk falan satan bir yermiş. Kızarmış tavuk falan satmıyorlarmış. Dedim nasıl bulabilirim? Dedi kardeşim yarını beklemek zorundasın. Bu şehirde kızarmış tavuk sadece pazarları olur dedi. Ve ben gülmeye başladım. Niye gülüyorsun dedi. Dedim niye sadece oğlum pazar yiyorsunuz, manyak mısınız siz dedim. Dedi bizde dedi cumartesi pazar günleri dedi, et günleri de tavuk günleri de dedi. O yüzden dedi o günlerde dedi çoğunlukla insanlar dışarıdan tavuk alıyorlar falan dedi. Ben de ilginç ya dedim. Ondan sonra sen market öğrendim. Markete gitmediğinde de size gösteririm böyle şehri. Buradan şehrin içine doğru gidiyor. Şöyle birkaç tane restoran vardı. Evlerin içinden böyle. Buradan ilk sağa dön dedi. Bakayım. İlk sağa döndüm. Sağ tarafımda da değişik tipler var ama devam ki sıkıntı yok. Yürüyoruz bakalım. Bir anda sokağın havası değişti lan. Şu evlere bakar mısınız? Terk edilmiş evler başladı bir anda. Bir anda şehir sessizleşti lan. Karanlığa gömüldük gibi sanki. Bakalım sıkıntı yok. Devam ki yürüyoruz. Şimdi markete geldim. Her zamanki bir klasiğimiz. Hemen oğluşumu bindirdim arabasına. Oy benim canım oğluşum, canım battaniyem. Böyle arabamı ve kendimi geziyorum çantayla beraber. Sonrasında şöyle bir kıyma aldım, yaklaşık 300 gram kendime kıymalı yumurta yapmayı planlıyorum. Ve bu ülkenin en sevdiğim özelliklerinden biri, her ne kadar kemer sıkma politikası uygulasam da, bütçemi kıssam da, sokakta kalsam da gerçekten ete ulaşmak çok basit. Sebzeden daha ucuz kardeşim, yemin ediyorum. Domatesin kilosu 10 real, etin kilosu 20 real yani, özellikle bu bölgede. Ve bir de kendime şöyle bir tane de kavun aldım. En son ne zaman meyve yediğimi hatırlamıyorum. Hele kavun ne zaman yedim hiç hatırlamıyorum. Vallahi ne zaman yediğimi hatırlamıyorum kavunu. Belki bir otelde falan belki sabah kahvaltısında vermişlerse açık ve de odur yani, yok aslında bireysel hiç almamışım, ilk olacak. Bu kavun benim ilkim. Öyle bakayım oluşumu geziyorum. Ondan sonrasında da eve gideceğiz. Ev arkadaşlarımla tanışacağım. Biliyorsun ev devam ki. Baba gelmişim eve. Çok starletler Furkan bu gece de bizde kaldı biliyorsunuz. O kadar petrol arasından bunları seçtim. Şöyle bir yer. Burası nasıl 24 saat açık bilmiyorum. Şimdi bakalım keşif yapacağım. İnsanlarla falan tanışacağım. Güzel kaynatırız falan. Birazdan haber ederim insanlar. Yok onu dinlerim. Vicdan kağıdını çıkartırım bakarım. Her şey yolunda. Birazdan haber ederim. Şimdi insanlarla tanıştım. Sağ olsun çok güzel insanlardı. Her şey falan açıkladım. Böyle gezdim. İncarcık falan diye. Tamam dediler böyle. Böyle bir yer işte. Ondan sonrasında yemek yapacağım şimdi. Nerede yatacağıma karar veremedim. Onlar ileri falan söyledi. Dedim ben her yere yatabilirim. Sadece sizi görebileceğiniz ve sizin beni görebileceğiniz bir açı olması benim için yeterli dedim. Burada da yatabilirim. Orada da falan. Tek sıkıntı burada internet yokmuş. Hatta dedi ki burada telefon kullanmak bile yasak dedi. Dedim ne lan bura dedim. Mağarada mı yaşıyoruz? Yani hangi dünyada medeniyet niye gelmedi buraya gülsünler falan. Ondan sonra telefon neye zarar veriyormuş bilmiyorum, anlamadım falan ama sıkıntı yok. Buradayız. Gene bizim internetimize girdi. İnşallah bugün de atacağız bakalım. Sonrasında artık Allah kerim bir yerde internet bulmam lazım. O taşınabilir wifi'ler var ya, ondan alacağım artık, yakındır yani. Bakalım şimdi yemeğimi yiyeyim. Ondan sonrasında da görüşürüz. Birazdan yemeği hazırlıyorum. Hatta şimdi başlıyorum bile. Baba kıymamız pişmiş. Kıymanın en sevdiğim özelliği çabuk pişiyor. Aynen pişiyor. Şeyleri koymayı unuttum. Pişmiş. Pişecek. Pişti artık. Tüpüm çok az. Baba o yüzden hemen böyle yumurtalar da kıralım. Bayılırım ya. Kıymalı yumurta yapmayı da çok severim. Babam da çok güzel yapardı. Oy babam oy. Olaydın da bana kıymalı yumurta yapaydın. Olacak. Bu kanalda bir gün babam bana Brezilya'da, belki petrolde, belki hostelde, belki evde, nerede bilmiyorum ama bir gün tekrar oğluna kıymalı yumurta yapacak. Yiyeceğiz hep beraber. Sonra bir gün Türkiye'ye geleceğim. Bir kıymalı parti, kıymalı yumurta partisi vermez miyiz ya Türkiye'de? He? Güzel olmaz mı böyle binlerce kişi? Kocaman bu cenazelerdeki helva yapılan gibi kıymalı yumurta yapsak böyle. Çok güzel olur ya. Yapacağız, onu da yapacağız, onu da yapacağız. Önce bunu yapmam lazım ama şu karnımı bir doyurayım. Ya bu kameranın açısına da girim derken kambur oldum ya. Yapıyorum işte ben yemeği. Yemek pişince gösteririm. Hem şu dengesiz duruyor hem de boynum böyle kaldı. Çanta taşımaktan da zaten kambur olduk yani. Konuşuruz birazdan, konuşuruz. Konuşuruz. Başka ne yapıyoruz ki zaten? Hep konuşuruz.
Oh baba, çok şükür yemeğimiz hazır, kıymalı yumurtam mis gibi var ya. Şimdi de uyanık kalmak için böyle biraz da kokainimizden atalım. Bahadır Afurkan nasıl enerjiksin diye bu kadar. Al bak, her yemeğe böyle kokain atıyorum. Şimdi bunu dünyanın en mükemmel yemeği yapmak için yanım anamın bir de pul biberini attık mı? Oh. Mis gibi oldu baba. Şimdi ekmeğim de var. Bir de böyle taze ekmek var ama bayat ekmeğim de var. Önce bayat ekmeğimi yiyeceğim bu. Babamdan dolayı kalan bize alışkanlık var ya. Evde hep bayat ekmek olunca babam derdi ki önce bayatı yiyin, önce bayatı yiyin. O yüzden artık bayat ekmek varken tazeyi yiyemiyorum ya. Ama hep bu babamın suçu. Şimdi biz evde 4 kişi yaşıyorduk. Ben, ablam, annem, babam. 4 kişi 7 ekmek sayesinde 3'tü. 4 kişi 3 ekmek alırsan her gün taze yersin. Ama bir gün artık kim, ben mi, babam mı, anam mı, ablam mı, kim bir gün 5 ekmek almıştı, 2 ekmek arttı. Birader, biz ertesi gün taze yiyene kadar o ekmekle karnımızı doyura doyura derken sistem bozuldu. Ulan aylarca biz bayat ekmek yedik be kardeşim. Tazeyi alıyoruz, bayatlatıyoruz yarın yemek için ya. Almayın kardeşim o zaman. Niye o 5'i aldı? Kim acaba o alıp bizde 5'i aldı? O zamandan sistem bozuldu. Biz aylarca taze ekmeğe hasret kaldık evde ya. Paramız da var ha ama yok. Babam baba. Furkan, bayat ekmek yenecek. Yenecek baba. Tamam baba. Babam yemekle benim çocukken çok uyarırdı ya. Çünkü böyle güzel yemek falan olduğunda ki her yemek çok güzeldir ki. Hele benim şu an var ya, anamın elinin kiri bile o kadar güzel gelir ki bana artık. O zamanlar tabii çocukken böyle değildim tabii yani. Tam böyle güzel yemek olunca üf lokmayı alırdım böyle ağzımda o yemek dolandırırken üf patlatırdım bir şarkı. Tam böyle şarkıya başlıyorum babam yapardı. Furkan, yemekte şarkı söylenmez. Tamam baba, söylenmesin nimete saygı. Ben bugün şarkıcı olamadıysam, petrolde yatıyorsam hala babamın yüzünden. Ben belki şarkıcı olacaktım, beni böyle engelledi. Oy ne güzel olmuş kıymalı yumurta, oy babam. Ne kadar güzel yapardı be babam. Yapar dedi, Allah uzun ömür versin, inşallah gene yapacak. Çok özlüyorum ya anamın yemeklerini. Önceden hatırlıyorum böyle. Eve geldiğimizde annem sevmediğim bir sebze yemeği falan yaptığında ki çoğunlukla sebze yemeklerini hiç sevmezdim yani. Derdim ki yemeyeceğim ben bunu, giderim döner yiyeceğim, kebap yiyeceğim falan. O zamanlar şimdi düşünüyorum da lan var ya, anamın o yemeği yerine gidip döner kebap yiyordum. Ben sonrasında Hindistan'a gidince paramın olmasına rağmen yemek yiyemeyince, alacak bir şey bulamayınca, o kadar fakir insanlar görünce anlamıştım. O zaman annemin yaptığı her yemeğin mükemmel olduğu ve aslında her yemeğimize ona şükretmemiz gerektiğini. Ama şu an benim için çok üst düzey yani artık. Var ya şu an anam yanımda olsun, yemin ediyorum bamya yapsın bamya yiyeceğim ya. Vallahi anam bamya yapsın bamya yiyeceğim ya. O kadar özlemedim anamın yemeklerini ya. Anamın yemeğini var ya babamla yerdik. Anam maşallah şeftir de çok da güzel yemek yapar ama maksat anama gıcıklık vermek. Yemişiz o ikişer tabak yemişiz şey derdi. Cık, hiç beğenmedik. Yok sen artık yaşlandın. Senin elin ayarı bozuldu diye. Anamı kudurturduk ya. Niye yapardık bilmiyorum ama hiç pişman değildim. Babamla bir olur var ya. Anama çok çok erdik ya. Vay gariban anam. Benle babamın arasında kadın var ya. Çok yoruldu. Çok psikolojik baskıydı ya. Ben zaten genel olarak psikolojik baskı veren bir insanım. Babam daha şeytan. Var böyle lafı sokar. Hiç bakmaz bile o tarafa falan var ya, şeytan gibi de laf sokar böyle. Güzel ya. Ah canım anam, ah kurban olam sana. Az kaldı. Getireceğiz, anamla getireceğim, babamla getireceğim. Ne zaman olur bilmiyorum. Beraber mi olur bilmiyorum. Ama gerekirse önce birini, sonra birini. Artık ne zaman ama bilmiyorum. Bu kanalda ikisi de olacak. İkisi de tekrar yemek yapacak oluşanlar, ben gerekirse onlara yapacağım. Beraber geleceğiz. İnşallah. Ben şimdi yemeğe dönüyorum. Karşınıza da yemek yeme. Bana diyorsun Furkan niye karşımıza yemek yemiyorsun diye. Bu da babamın şeyi. Ben böyle evde bazen sandviç falan yapardım. Tam dışarıya çıkacaktım. Baba dedi hop. Nereye gidiyorsun? Baba dışarıya yok. Ya evde yer gidersin ya da dışarıdakilere de yapar gidersin. O yüzden dışarıdakileri de yapma imkanım olmayınca çoğunlukla ben de evde yerdim. Ve
Babam hep derdi, annem hep derdi, oğlum bak birilerine ikram et, insanların karşısına yemek yeme gibisinden. Öyle olunca birinin karşısına yemek yiyemiyorum, ikram da edemeyince. O yüzden daha fazla yemek yemek istemiyorum ve yiyemeyeceğim de yani. O yüzden de kendinize iyi bakın. Görüşürüz birazdan. Ben karnımı doyurayım, konuşuruz. Bakın adamın elinde yemek kutusu falan var. 3-4 tane insan falan geldi. Burada çalışıyormuş biri. Ötekiler falan sağ olsunlar. Benim gezgin olduğumu falan duymuşlar. Bana yemek falan getirdiler. Tanıştılar benimle sağ olsunlar. Çok güzel insanlardı. Ama ben dedim yemeğim var diye ki yedim de çok şükür yani. Dedim abi başka ihtiyacı olan birine ver diye falan. Çok güzel insanlar sağ olsunlar. Geldik sohbet falan ettiler böyle. Bir 5-10 dakika falan durdular. İyi, çok güzeldi. Keyifliydi. Beni de motive etti biraz. Hoşuma gitti yani. Şimdi işte sıkıntı şu, burada internet yok, elektrik var mı çözmem lazım çünkü telefonum şarj bitmek üzere. Yemeğimi yedim çok şükür, kafa çalışıyor. Ama öteki petrolle biliyorsunuz ilk adres sordum, oraya gideceğim. Baba kabınımı da almışım. Şimdi bu petrolle ayrıldım, şu karşıdaki öteki petrole gidiyorum. Orada internet falan soracağım, burada da şarj varmış. Şimdi o internete bakacağım, oraya durumlar falan. Orada editi yapacağım, ondan sonra buraya geleceğim. Adamlarla sarıldık falan böyle. Dedim yok ya sarılmayın dedim, ben geleceğim geri. Ne zaman geleceğim dedim. 2-3 saate gelirim bu petrolü kapattıktan sonra. Oraya tekrar döneceğim. Ya zor, benim işim de zor. İki tarafı da bir yandan kontrol etmek, güvenlik olarak çalışmak zor baba bak. Aha. Şimdi bu petrolün sorumluluğu bende 2-3 saat. Ondan sonra ötekinde. Zor baba zor. Ama mükemmel baba. Petrollerin arasındayım. Çok iyi. Çok iyi. Devam ki. Şimdi böyle oraya gideyim. Bir internet şifresi falan varsa alayım. Ondan sonrasında da bakarız baba. İşimizin gücümüzün başındayız. Karnımızı doyurmuşuz. Editimizi yapalım. Ondan sonra uyku. Önce iş, sonra uyku. Sabah kalkınca gene iş. İş, 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 iş. Hayal çok. Hedef büyük baba. Devam ki, hiç sıkıntı yok. Geldim evime. Öteki evime. Karım. Karımsınız. Tüm petroller benim karım. Şimdi öteki petrole geldim. Sağ olsun buradaki size birkaç saat önce bahsettiğim abla beni çok güzel karşıladı. Yani sanki bana evladı gibi davranıyor. Beni çok güzel yerleştirdi bir yer. Orayı göstereceğim. Ben de lavaboya falan sordum. Öteki yerde lavabo da yok. Sanki altlarına hasta bezi bağlıyorlar gibi. Ne yapıyorlar onlar? Telefon yok, internet yok, tuvalet yok. Mağara gibi kardeşim orası. Ama oradakiler de çok güzel insanlar. Her neyse. Şimdi bana tuvaleti gösterdi. Burası tuvalet. Ama öyle bir şey ki sanki Survivor ödül oyunu gibi. Tuvalete ulaşmak için böyle şeyi geçmen lazım yani. Baksana tuvalete kavuştum. Şimdi tuvaletten sanki Survivor ödül oyunu gerçekten. Bir de yükseklik korkum var. Baylazlam. Başardık. Şöyle bir inşaat falan var herhalde. Şuradan böyle petrol burası. Sağ olsun ablam ya. Canım ablam bana nasıl yardımcı oluyor. Ondan sonrasında beni şöyle bir yere oturttu. Burası bir kuru temizlemeci. 40 dakikaya da tüm kıyafetler falan temizleniyormuş. 19 ayal karşılığı. Dedi kirlim var mı? Dedim yok ya abla, vallahi kirlim yok yani. Aslında kirlim var da 4 gündür aynı kıyafette giydiğim için tek parça şeylerim kirlendi yani. O yüzden bu hakkımı daha sonra kullanmak istiyordum ama Brezilya'da ilk defa böyle bir yer gördüm. Beni sağ olsun beni aldı. Şöyle de prizim var. Burada da wifi şifresini verdi. Dedi buraya otur. İstediğini yap dedi. Tamam dedim ben de. Şimdi buraya oturacağım. Ette başlayacağım inşallah. İnternet hızlıdır. İnternet hızlı olursa petrol kapandıktan sonra da burada yüklemeye devam ederim. Yani en kötü sabah. Bakalım ben şimdi ette dönüyorum. Görüşürüz. Arkadaşlar inanılmaz bir kuru temizlemecinin internet hızına bakabilir misiniz? 100 megabit internet hızı var. Burası bir kuru temizlemeci. Diyeceğim abla, Allah için beni burada işe alın. Gerekirse çamaşır makinesinin içinde yatayım, sabaha kadar döndürün beni. Ama beni kovmayın diyeceğim abla. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Mükemmel. Şimdi wifi 2 tık çekiyor. 2 tık çekmesi bir yandan iyi bir yandan kötü. Neden diyeceksiniz? 2 tık çekiyorsa ana modem burada değil demektir. Yani ben buraya kapanırsa ve petrole alarm kurarlarsa dışarıdan da internet alabilirim demek. Ulan var ya, sokakta yaşamak düşündüğüm şeylere bakar mısın ya birader? Ben gerçekten profesyonel bir evsizim ya. O kadar çok şey yaşadım ki bu 8 yıllık dünya seyahati boyunca. Her türlü şey başıma geldi ve her türlü şeyde her türlü şey çıkarttığım için ne çok her türlü şey kullandım ya birader. O yüzden artık kafa direkt 2-3 hamle sonrasını, 2-3 saat sonrasını düşünüyor yani. Mükemmel. Kendimi çok seviyorum. Bak kendimi namından öptüm. Onu bile çözdüm.
Bu ego bana fazla. Ama kendimi seviyorum. Ego değil ya. Kendimi tatmin etmek istiyorum. Çünkü gerçekten hiç benim yanımda beni öven arkadaşım yok. Hiç arkadaşım yok ki. O yüzden Allah'la konuşuyorum. O yüzden kendi kendimi övüyorum yani. Onu da artık mazur gören. O kadar kusur kadı kızında da olur. Kadı kızı mı? Instagram ne acaba? Kadı kızı altıra 01. Ben ne saçmalıyorum ya. Keyfim çok yerinde ya. Boş yapıyorum yani. Şimdi karşıya bir sürü priz var. Baksana. 2 burada. 4 burada. 5 de kafamda. Mükemmel ya. Mükemmel. Yemin ediyorum renk falan da çok iyi. Çok iyi görünüyorum değil mi? Şeyde. Görüşürüz. Çok mutluyum ki. Baba maalesef planladığım gibi olmadı. Altyazı yazdığım için edit yetiştiremedim. Saat 12 oldu. Kapandı o petrol ve dışarıda da oturunca da internet çekmiyormuş ve aynı zamanda dışarıda tek başıma oturman güvenli olacağını düşünmediğim için şimdi öteki petrole doğru gidiyorum. Kavunum da yanımda. Ama sabah 6'da açılıyormuş orası. Aha bir şey düştü lan, ne düştü? Ana yatağım düştü. Heh. Öteki petrol sabah 6'da açılıyormuş. Şimdi bu petrolde insanlar için de editi yapacağım, bitireceğim. Birkaç saat de olsa yatacağım. Ondan sonra sabah 6'da tekrar oraya gideceğim. Telefonu yüklemeye bırakırken de bir iki saat de uyurum orada çamaşır makinesinin yanında. Güzel baba, 2-3 saat uykuyla çalışmaya devam ki. Şimdi geldim şuraya kurulayım. Bir o petroldeyim, bir petroldeyim baba. Sıkıntı yok. Yeter ki işimiz görülsün baba. Devam. Biraz daha soğuk oldu ama North Face'im var canım. Battaniye falan da var. Bana hiçbir şey olmaz baba. Geldim kardeşlerim, geldim. Bu saatten sonra buranın güvenliği benim. Bu seker falan mı video? Oy. Como você chama? José Gerlan. José Gerlan. Irmão, você chama? Paulo. Paulo. Olha pra cá, meu Cláudio, parceiro. Paulo. Agora eu quero trabalhar de novo. Ah, eu quero dormir. Ah, faz muito trabalho. Şimdi baba sağ olsunlar, çok kafa adamlar. Şimdi ben yerime geçiyorum. Burası benim bölgem. Buradan tam açıdan, geniş açıdan petrol izliyorum baba. Şimdi burada editi tamamlayacağım inşallah birkaç saate. Altyazı yazmak. Ya lütfen arkadaşlar bir şey rica edebilir miyim? Bu benim gerçekten bir ricamdır yani. Herkes Portekizce öğrenebilir mi? Eğer siz Portekizce öğrenirseniz ben altyazı yazmak zorunda kalmayacağım. Evet ben de çok iyi bilmiyorum ama en azından yani A1 A2 olsun herkes. Lütfen altyazı yazınca çok uzun sürüyor. Yazmayınca da siz anlamıyorsunuz. O yüzden lütfen öğrenir misiniz? Bak ben Türkçe öğrendim mesela. Türkçe konuşuyorum. Siz de lütfen Portekizce konuşur musunuz? Ben sizin için bak bu kadar saat uykusuz kalıyorum. Lütfen siz de benim için Portekizce öğrenir misiniz? Lütfen rica ediyorum. Devam baba devam. Sıkıntı yok. İster Portekizce olsun, ister Hırvatça olsun, ister Kazakça olsun birader. Hepsini öğreniriz, hepsini yazarız, hepsini de hallederiz baba. Hiç sıkıntı yok. Ben yerimi aldım baba. Etle dönüyorum. Görüşürüz. Şimdi arkadaşlar tam planladığım gibi. Oh çok şükür editim bitti. Şimdi render'a koyacağım. Şöyle petrolün en köşesindeyim. Bana ait olan yerdeyim. Hatta sanki gerçekten bana ayrılmış gibi. Baksana. Şuradan şöyle ip bile çekilmiş. Şurada içeride yatmama izin vermedi bu mavili adam. Biraz soğuk bir adam ama çok keyifli bir adam sağ olsun. Tam onun beni gördüğü açıdan burada köşede yatıyorum. Çantam falan da burada. Daniyem de baba. Üstüme alayım. Oh. Her şey yolunda baba. İnşallah bu geceyi de sağ salim sıkıntısız atlatacağız. İyi geceler arkadaşlar. Sabah 6'da görüşürüz. Sabah 6'da kalkmıyorsunuz tabi. Ben kalkıyorum. Ne için? Sizin için. Ne için? Ailem için, hayallerim için, kendim için. Oh, başaracağız baba. Gerekirse 5'te de kalkarız, 4'te de kalkarız. Gerekirse 5 günde uykusuz kalırız. Hiç sıkıntı yok. Başaracağız baba. Ben yatıyorum şimdi. Şuna koyacağım şöyle. Kendinize bakın. Görüşürüz sabah inşallah. Sağ salim. Allah'a emanet olun. Allah'ım. Seni seviyorum. İyi geceler Allah'ım. Görüşürüz. Şimdi arkadaşlar ben biliyorsunuz tam şu köşede yatıyordum ama orayı değiştirdim. Çünkü kör açılar var. Çünkü iki kişi çalışıyorlardı. Tek çalışan düştüler. O yüzden mesela ben burada yatarken, şurada yatarken mesela iki tane araba gelse, adam 5 dakika boyunca arabalarla ilgilense, buradan şu açıdan iki kişi gelse anlık bir şey yani. Herhangi bir şekilde bıçak falan doğrultsalar falan o arbede de adam hiçbir şekilde beni şey yapma. Ha bak işte bak. Görüyor musunuz? Bak karşıda mesela bir tane adam
evsiz battaniyesiyle geziyor mesela. Yani o beni görse ve iki tane arkadaşıyla gelse, o adamla ilgilenirken hiçbir şey yapamaz yani. Anlık kaç gitti yani. O yüzden ben de adamdan izin alarak şuradan atladım. Yani buraya gelebilmesi için bunların üstünden atlaması lazım. Burası böyle bir inşaat alanı gibi bir şey düşün. Şuralar falan hepsi kilitli. Ve burada da bir kombi var. O yüzden ben de yatağımı buraya çektim. Bu kombinin önünde yatacağım. Kimse zaten beni görmedi. Zaten 2-3 saat anca uyuyacağım ama orada bir türlü yatamıyorum yani. Habire bir sesle uyanıyorum falan. Bu olayın travmasını hala atlatabilmiş değilim. Ve dediğim gibi artık yeni kararlarımda sıfır risk. Umurumda değil. Yekse sabaha kadar otururum, uyumam. Ama artık risk almıyorum yani. O yüzden burada 2-3 saat daha uyuyacağım. Hiçbir şekilde onlar buraya gelemez zaten. O yüzden rahat rahat burada uyuyacağım. Şimdi tekrar yatışa dönüyoruz. Görüşürüz. Günaydın, günaydın. Güneş ağzıma doğmuş gene var ya. Ay. Kalkmam lazım. Günaydın. Saat kaç olmuş? Biraz alarmım falan çaldı ama gece geç yattım. Sabah altta kalkamadım saat. 8-10 geçiyor. İyi baba, güzel. Şimdi motoru çalıştıralım. Çalıştıramıyorum ki ya. Nerede benim mazotum, nerede? Oh, esri sigarası olsa. Bira bismillah. Devam ki günaydın baba. Şimdi benim acil toplanmam lazım. Eriyorum lan, nasıl sıcak bir anda sabahın 8'inde. Gideceğiz. Video yüklemem lazım. Video yüklemem lazım. Görüşürüz, görüşürüz. Yat bakalım. Baksanıza atladığım yer burası. Şimdi yatağa battaniye falan attım. Çanta falan da burada. Şimdi ben de buradan atlayacağım, ne kadar mesafe. Nerede maksan 1.60 falan var. Buradan şimdi zıplayacağım. Namusma var ya, şuradan şöyle tık 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 bir atlayışım var. Sadece 1.5 saniyede ölen insanlar geldi bile yaptı. Kardeşi sen Adanalı mısın? Dedim aynen abi. Aynen abi. Şimdi bakalım şu yatağı falan toplayayım, ondan sonra öteki petrole gideceğiz. Video yüklemeye falan başlayacağım. Görüşürüz, biraz da kendime falan geldim. Sonra kavunumuz var, kahvaltıda bugün kavun yiyeceğiz. Saat 8.30 oldu ve bugün günlerden pazar. Biliyorsunuz Brezilya'da insanlar pazar günleri dükkanlarını falan açmıyorlar. Çoğunluğunu evde geçiriyorlar. Hatta küçük şehirlerin %100'ü, büyük şehirlerin de %60-%70'i gerçekten hayalet oluyor. Bulunduğum Itanao şehri de şu an hayalet gibi duruyor. Çok az insan var dışarıda. Tabi saat 8.30. O da önemli. Pazar günü için çok erken bir saat. Ama benim için nere açık nere kapalı fark etmez. Kavunum çoktan var, ekmeğim filan da. Bir de petrol açık olsun. İsterse öteki yerler sonuna kadar kapalı kalabilir yani, hayatlar sonuna kadar. Hiç umurumda değil baba. Oh baba, gelmişiz eve, baksana. Kardeşlerim, motorcu kardeşlerim de burada. Giderim baba, şurada otururum. Videomu yüklerim, görüşürüz. Günaydın, günaydın tekrardan. Ben kendime geldim, alandayım. Çamaşır makinelerini koruyorum. Sağ olsun ablam filan beni çok güzel karşıladı. Buranın çalışanları, özellikle bu ablam, anam o benim, anam. Her zamanki gibi salam ekmek kahvaltımı yapıyorum. İnanılmaz ya. Suya kavuşmak için ödül oyununu geçmem lazım. Evet. Furkan düştü. Uy. Oğlum çok korkunç lan. Başardık baba. Şimdi suyumuzu dolduralım. Videomuzu yüklemişiz. Dız. Yola çıkıyoruz. Bu daha değişik bir su sistemi. Bak bu nasılmış. Allah Allah. Ya kardeşim bu kadar şeyi yapıyorsun. Bir şu ya, şunu yap, ne bileyim şunu yap, bir şey yap. Takalım, çekelim, kaldıralım. Bu ne baba? Allah Allah. Olsun hadi olsun. Bu neymiş? Ne ki bu? Her neyse. Dolduruyor ki, görüşür ki. Allah, inanılmaz ya, resmen suyu hak etmemiz gerekiyor. Hak ettim birader ben bu suyu. Geçtiğim yere bakar mısın ya? Oldu olacak, elimize kazma kürek verin. Kazalım şu da kendi suyumuzu kendimiz çıkartalım ya. Allah. Ödül oyununun ödülü su. Keşke kazanmış tabii olaydı. Oh be, sonunda
yola çıkabildim. Tekrar dün geldiğim köprü altından geçerek şimdi şuradan Anadolu'ya çıkacağım ve otostop çekmeye başlayacağım. Biliyorsunuz planımız Kapitolyo isimli şelaleye gitmek. Yaklaşık 230 km falan yolum var. Bakalım kaç güne varırız bilmiyorum ama bu gidiş de bir hafta sürecekmiş gibi duruyor gene. Varamıyoruz, gidemiyoruz var ya, Allah'tan Türk bayrağımız var. O olmasa hiç gidemeyiz yani. Şimdi bakalım buradan şimdi Anadolu'ya çıkacağım. Ya buralar niye yakıyorlar, yazık, günah ya. Ondan sonrasında da otostop çekmeye başlayacağım. Saat 12'ye doğru geliyor. Anca hallettim. Anamla babamla falan konuştum böyle. Her şey yolunda. Bakalım inşallah benim için de, sizin için de, herkes için de güzel, hayırlı, kazasız belasız bir yol olur inşallah. Birazdan başlayacağım. Gün başlıyor. Bira bismillah baba. Devam ki Allah'ım. Sen yardım et, güç ver. Bu arada kavunum da yemedim. Kavunum da yanımda. Güzel rahat bir yer buldun mu veya bir insan, onunla falan beraber yemek istiyorum. Bakalım baba. Sırtımızda sanki hiç yük yokmuş gibi. Bir de kavun yükledik. Gittikçe normalde insanlar yürürken hafifler. Ben gittikçe ağırlaşıyorum yani. Sıkıntı yok, bakalım. Şimdi şuradan başlıyoruz baba. Baba başlamışız otostopa. Asmışım şanlı bayrağımla boynuma. Bakayım alacaklar mı? İnşallah. Alırlar abi, sen bayrağı as. Alırlar abi ya, sen yabancısın ya. Bakalım alacaklar mı almayacaklar mı? Göreceğiz. Şöyle bir yoldayım. Otostop için çok da elverişli yani, durmak için. Bakayım benim için elverişli olan onlar için elverişli mi? İnşallah alırlar ya. Almazlarsa da vallahi kavunu keser, tek başıma şurada yerim ha. Keyifleri bilir. Ben almayan kavunu kaçırır baba. Aldıklar gibi hemen cırt kavunu, yardım mı al abi, buyur abi, hemen servis yaparım. Biliyorsunuz daha önce mavilik de yaptım. Hemen herkese servis yapabildim, hop araba geliyor. Hayır. Al abi ver ya, baksana bayramı asmışım abi ya. Türk'üm ya. Yok almıyorlar, devam ki sıkıntı yok. Kavunu kaybeden sizsiniz kardeş. Kavunu olan kazanır ha. Devam ki baba, sıkıntı yok. Alırlarsa almazlarsa da göreceğiz artık. Her şey yolunda baba. Bira bismillah. Baba biri durdu da. 1,5 dakikadır koşuyorum. Daha çok var ya. İnşallah banadır. Yemin ediyorum bana değilse kavunun kafasına vuracağım. Çünkü benle göz göze geldiğinde de çok bana duracak gibiydi. Bakalım. Bittim, nayı bittim. Hava 35 derece. Eğer beni almazsan vallahi ahım tutar benim dayı. Beni bu kadar koşturuyor. Ya öldüm, koşamıyorum da ya. Bir insan kavun taşır mı yanında kardeşim ya? Bakalım. Ya. Hay. Hay dayı. Lan sen de geri vites var, kullansana. Bittim oğlum, ne olmuş lan benim ciğerlerime? Öldüm lan. Hay. Ay. Ay. Oh, money. Tudo lugar melhor para mim. Mas, eu quero, você sabe Capitólio, Caxeira. Mas longe, mas tudo lugar melhor para mim. Eu vou ficar bem antes, vou ficar tá dando tudo 10 km, 20 km melhor para mim. Eu vou andar mais 100 km. Tá bom para mim. Só aqui só as coisas. Tá bom. 100 km gidiyorum şu anda. Muito obrigado. Como você chama? André. André, meu nome é Furkan. Eu sou turco. Ah, eu viajo na pelo mundo. Sim. Sim. Ah, hoje é muito calor. Você é de onde? País? Turquia? Ah, fala sim para nós. Sim. E bandeira. Sim. Você sabe Turquia bandeira? Sim, sim. Coloca o cinto. O cinto. Sim, tá. Cinto. Ve tekrardan selamlar. Arkadaşlar adam beni sağ olsun gerçekten bir 80-90 km getirdi. Fomiga isimli bir şehre otobanda indirecekti. Ben dedim ki abi dedim, bugün günlerden pazar, senin şehrinde kızarmış tavuk var mıdır dedim. He lan dedi, bugün pazar dedi, bugün kızarmış tavuk gün diye. Sağ olsun beni şöyle şehrin içine getirdi. Hatta benim için birkaç yere falan sordu. En sonunda şurada Frangolandia, böyle bir tavuk cenneti gibi bir şey var. Orada sordu. Dedi ki kızarmış tavuk var diye. Şimdi orayı da kapatıyorlar. Kapatmadan önce gidip alacağım. Kızarmış tavuk yiyeceğiz. Ondan sonrasında devam edeceğiz. Alo. Alo. Teyze. Sağda sağda. Bak ekrana bak. Sağda abone ol. Bas ona. Bildirim var bak, bildirim, zil. Ona bas, ona. O değil.
Sağda, sağda! Sağda Allah'ım, sağda! Tamam ha, yorum, like! Aynen, 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 sağda! Aç bildirimi, görüşürüz! Görüşürüz, çok yazdı, kapat! Türk lirası çok değersiz, real, pahalı, kapat, kapat!